çekip. Hadi gidelim. Gel seni. Görev tamam müdür. Buyurun. Aferin. Kamera yok. Nasıl yok? Sen söyle nasıl olur? Bilemedim ki şimdi. İçerideki adamınız bunu verdi. Bravo Mert Karadağ. Affedersin. Bu ne oğlum? Bana bunu niye getiriyorsun? Ha? Dürüm. Selim. Selim. Nasıl oldu bu? Ha? Kumandanın içinde kamera olması gerekiyordu. Nerede kamera? Müdürüm. Mert. Buraya gelirken Mert önümü kesti. Kavgaya zorladı beni. Kavga ettik, boğuştuk. O sırada demek ki değiştirdi kumandayı. Biliyordu. Geri zekalı mısın lan sen? Ne demek kavgaya zorladı? Hiç mi anlamadın ha? O görüntüde Celal, Mert ikisi birden vardı oğlum. Hiç mi anlamadın? Hiç mi uyanmadın ya? Alın götür şunu. Alın götürün şunu gözüm görmesin. Yürüm. Celal baba, ortalık karıştı, durumlar fena. Ne oldu Mert? Anlat bakayım. Organize. Senin hastanedeki odana gizli kamera koymuş. Sen, ben, Sarp konuşurken kaydetmişler bizi. Ne diyorsun Mert? Aynen öyle işte, dediğim gibi baba. Odanda kamera varmış. Ne yaptın peki? Evlat aldın mı? Aldım, aldım. Aldım. Ben seni ne zaman yarı yolda bıraktım? Aferin evlat. Ama bu bana pahalıya patlayacak Celal Duman. Çok pahalıya patlayacak. Nasıl anlamadım? Ne demek istiyorsun? Artık senin polisin olduğum ortaya çıktı. Bu işin dönüşü yok. Emin misin? Eminim. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Hayırdır polis kardeşler? Trafik kurallarını mı ihlal ettim? Sen çok iyi biliyorsun neyi ihlal ettiğini.
Bilmiyorum neymiş. Organizeye gel. Müdürümü anlatacak sana. Siz söyleyemiyor musunuz? Gel diyorsak geleceksin lan çakal. Selim! Sema! Bir dur Selim. Müdürüm bizzat anlatacak. Bizzat. Tamam. Gidelim organizeye. Takip ederim sizi. O iş öyle olmayacak Mert Efendi. Beraber gideceğiz. Selim. Anlarsın birazdan. Hadi bakalım. Yakın bütün ışıkları. Karşıya bak. Karşıya bak. Kaldır kafanı. Ne oluyor müdürüm? Ben senin müdürün falan değilim. Karşıya bak. Fotoğraftan teşhis ettiğin adam bu muydu? Bilemedim şimdi. Hı? Ne demek lan bilemedim? Sen bu adamı fotoğraftan teşhis etmedin mi? Fotoğraf başka, bu başka. Benim gördüğüm adam bu değildi. Yanıldım herhalde. Bana bak, bu işin şakası yok. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? O muydu, değil miydi? Doğru düzgün konuş. Konuşuyorum işte komiserim. Bu adam değil. Yanılmışım. Kusura bakmayın. Müdürüm bir gelseniz iyi olacak. Ne oldu? Siz bir gelin müdürüm. Sen bunun başında bekle. Peki. Ne oldu? Müdürüm, bu arkadaş yan çiziyor. Bu o adam değil diyor. Nasıl değil diyor lan? Sen dalga mı geçiyorsun lan organizenin müdürüyle? Seni bir tıkarım içeri, bir daha da çıkamazsın. Müdürüm, müvekkilin bir hata yapmış, hatasından dönüyor. Sen sus, seninle konuşmuyorum. Söyle bakalım Cezmi Efendi. Fikrini niye değiştirdin? Birileri sana bir şey mi söyledi? Tehdit mi etti? Yok müdürüm. Masum bir adamı yakmak istemiyorum. Yanıldım diyorum. Niye anlamak istemiyorsunuz? Bu mu lan masum adam? Ha? Kebapçı Celal'in adamı o. Müdürüm. Ben diyeceğimi dedim. Yo, o iş öyle değil.
Gerçeği söyleyene kadar buradasın. Müdürüm, müvekkilimin suçu yok. O tanık. Bunu yapmaya hakkınız yok. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Kudret Sönmez denilen adamı teşhis ettim müvekkilim. Görmüş olsa bu adamı da gördüm derdi. Kudret Sönmez'den korkmayan adam. Bundan mı korkacak? Yes. Gel bakayım sen ben. Çık. Bakın bakın. Çok iyi bakın. Ne oluyor ya? Mert denen bu şerefsiz Celal Duman'ın adamı. Ona çalışıyor. Doğrusunu yaptın. Bu seni hayatta tutacak. Hem hayatında görmeyeceğin kadar para sahibi olacaksın. Tamam. Anlaştık. İşte böyle. Buradan çıkınca paranı alacaksın. Geç buraya, geç! Silahını ver. Sana silahını ver dedim! Kimliğini. Suçum ne? Söyleyecek misiniz müdürüm? Sen suçunu çok iyi biliyorsun. Celal'in adamısın. Tanığı para vererek mi susturdunuz? Ne yaptınız? Tehdit mi ettiniz ha? Neden bahsediyorsunuz anlamıyorum müdürüm. Ben senin değil. Bu arkadaşların müdürüyüm. Seni ben seçtim lan. Ekibime ben aldım seni. Pırlanta gibi çocuk dedim. Ya sen Celal'in tuzağına nasıl düştün ya? Ha? Para için mi? Ne için? Niye yaptın bunu oğlum? Suçlamalarınızın hiçbirini kabul etmiyorum müdürüm. Yani varsa bir kanıtınız, ispat edin. Benimle böyle konuşamazsınız. Ben istediğim gibi konuşurum ulan! Şimdi ispat edemiyorum. Ama bir gün ispat edeceğim. Tıkacağım içeri seni. İkimiz de çok iyi biliyoruz Celal'in köpeği olduğunu. Ne? Ha? Bağrına mı gitti? Yetmez. Daha yeni başlıyoruz ya. Daha yeni başlıyoruz. Her gün buraya gelip şu masaya oturuyorsun, bu bilgisayarı kullanıyorsun. Gözlerimin içine baka baka Celal'i bitireceğiz diyorsun bana. Artık bu masada, bu bilgisayarda senin değil. Sen buraya layık değilsin. O üniformaya, o silaha, o kimliğe, şu insanlara layık değilsin oğlum. Mert Karadağ. Artık polis değilsin. Bir daha polislik yapmayacaksın. Buna asla izin vermeyeceğim. Yaptıklarından gurur duyuyor musun Mert? Nasıl hissediyorsun?
Yani nasıl uyanıyorsun, nasıl kalkıyorsun, insanların yüzüne bakarak yalanlar söylüyorsun, nasıl yaşıyorsun ya? Sen ne biçim insansın ya? Yeter artık, yeter. Ben kötü bir insan değilim. Kaldır kafanı da herkesin gözünün içine baka baka yüreğim varsa söyle. Artık yalnız bir insansın. Hiçbir dostun kalmadı. Eskiden de yokmuş zaten. Hı? Şimdi yapayalnız bir insansın. Sen yolunu çoktan çizmişsin. Şimdi... Sil. Selim, Musa, alın götürün bunu savcıya, derdini orada anlatsın. Onu evimize aldık, kapımızı açtık. Onu sevdim ben. Çok sevdim. Her şeyden çok sevdim. Hala inanamıyorum. Kabus mu diyorum, uyanacağım, geçecek. Ama gerçek işte. Mert iyi bir çocuk. Böyle bir hatayı nasıl yapar? O alçak Celal kandırmış olmalı onu. Bilmiyorum. Bildiğim tek şey... Canım çok yanıyor. Ben şimdi sevdiğim adamın yüzüne sevgiyle nasıl bakacağım? Bu acıyı nasıl kaldırırım bilmiyorum ben. Almayacak mısın beni içeri? Hızlı geliyorsun sen buraya. Ya bana olur, her zamankinden çok ihtiyacım var sana, ne olur. Benim sana ihtiyacım yok. Bir dinle. Ben dinleyeceğimi dinledim bugün Mert. Sen hepimizin gözünün içine baka baka yalan söyledin bize. Hangi sözüne inanacağım ben? Dinle, sen açıklasam. Ya sen benim yaşadığım en büyük hayal kırıklığısın. Hiçbir şey bu kadar üzmedi beni. Leyla, Leyla. Eve girsek, konuşsak ha? Evde ikimiz konuşsak, ne olur. Eylem geç içerisi. That's so.
Hüsnü teyze. Oğlum. Bir kalemde insan silmek adetim değil. Yapamam. Ama senin yaptıkların kabul etmem mümkün değil. Sen hepimizi aldattın. Evet öyle. Şu değil ama. Ben sana evimi açtım. Yemeğimi yedin. Hepimizin gözünün içine baka baka yalan söyledin sen. Benim yanımda Celal'i kötüledin. Polis olduğun için Sarp'ı hapse attın. Ben seni oğlum gibi sevdim. Sana güvendim. Helal olsun. Sokaklardan kendini kurtarmış, yetiştirmiş dedim. Hepsi kocaman bir yalanmış. Sen Celal'in adamıymışsın. Beni 2 dakika dinler misin? 2 dakika. Dinleyecek ne var? Oğlum git buradan. Bir daha da bu kapıya gelme. Yapma Füsun teyze. Yapma. Ne olur. Bunu sen yaptın. Hadi git. Hadi git. Kim olursan ol. Sen ya, sen de bu dünyada tek başınasın. Anne kolunda, baba yolunda, kardeş yanında tek başınasın. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Yaşam kavganda tek başınasın. Nefes alırken, nefes verirken, gülüp ağlarken tek başınasın. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Tek başımıza, hep tek başımıza.